pagan putperest hatta çocuklarını kız çocuklarını diri diri toprağa gömen Ebu Cehiller haram aylar geldiğinde hocam onlar bile Recep'ti Zilhicce, Muharrem, Zilkade hakeza dört haram aydan biri Recep Şerif geldiğinde ki Recep'teyiz bu bağlamda kılıçlarını bir kenara bırakıyorlar savaşı durduruyorlar aşiret kavgalarını cedelleşmeyi bile durduruyorlar ama Bugün içinde bulunduğumuz dünyada Müslümanların mübarek haram, haramaya girdik. Ebu Cehiller bile bu davranışlarını bırakırdı. Biz de. Siz dediniz ya gönüllere hitap etmek, kalplerin fethi. Şimdi put kırma adına Asaf Hasef Çelebi'nin şiirinden güzel bir şey var. Bir alıntı var. Diyor ki İbrahim kalbimi put sanıp da kıran kim? Şimdi bakın Müslümanlar da tırnak içinde Nasıl bu noktaya geldik? Hem Recep-i şerif üzerinden, hem bu irfan üzerinden bize bunu izah edin hocam. Doğru yola girelim hep beraber. Doğru bakış açısına kavuşalım ve e, haram ay nedir? Recep-i şerifte dahi olsa birbirimizi kınamak, birbirimizi ağır eleştiriler, ithamlar, hakaretler vesaire. Bunlardan uzaklaşalım mabında Önemsiyorum ben şahsen. Evet biz. Putların önünde secde edip tazim gösterenleri eleştirmek bizim açımızdan doğrudur ama kolaydır. Hadi iç eleştiri yapalım ve diyelim ki Asef Asef Çelebi'nin dediği gibi İbrahim kalbimi put sanıp da kıran kim? Şöyle İslamiyet bir damlası bile cemre gibi yüreğe düştüğü zaman toprağı nasıl cemre değiştiriyorsa, suyu değiştiriyor, havayı değiştiriyorsa İslamiyet'ten neler varsa onlar kendi kametinde, kıymetinde, yürekte, cemiyette büyük bir inkılaba vesile oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, ondan önce Mekke toplumunda Hz. İbrahim aleyhisselam'dan kalma esasında bu haram aylar. İnne iddetü'ş-şuhuri 'indallah 12 şehren fi kitabillah. Yevme halak's-semawati ve'l-ard minha arba'atun hur. 4 ay buyuruyor evet. Cenab-ı Hak. Şimdi ta oradan kalma Tevbe suresinde Feyden salaha'l eşhurul hurum. O haram aylar çıkınca artık hüküm değişiyor. Hmm. Peki neden böyle oluyor bu haram aylarla alakalı mevzu? Yani en azından ey insanlar bu aylarda barışın tadına var. Hmm. Ne kadar güzelmiş. Yani birbirlerini öldürüyorlar, katlediyorlardı. Bu kabile Kabe'ye gidecek. ...tavaf edecek ama orada başka bir kabileyle arasında bir husumet var. Hmm. Nasıl gidecek? O gidemiyor. Peki haram aylarda birbirlerine dokunmuyorlar. Babasının katilini Mekke'de görse adam haram ayda dokunmuyor. Eğer onu ötelemedi, başka bir aya taşımadılarsa. Yani bu İslam'ın bereketi Ebu Cehil'in icadı değil. E, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan, İslam şeriatından o toplumda kalan bir hususiyet bile onlara barışın ne büyük bir nimet olduğunu gösteriyor. Ondan sonra ya biz sulh edelim. Hı hı. Ne güzel bak haram aylarda savaşmadık, savaşmadan yaşayabiliyormuşuz. Yani birbirlerimizin evine, mahallelerine, kabilelerin olduğu mıntıkalara hücum etmeden... İnsan gibi bir hayatı yaşıyoruz. Hmm. Ne kadar güzel oluyor dediler. Peki bu İslamiyet'te de devam etti. Esasında İslam'dan önce de var. Yani inne din İslam. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar bütün dinlerin adı İslam. Yani Nasranilik, Yahudilik vesaire o muharef halleri. Ama hepsi İslam, tevhid hakikatinde temerküz ediyor, toplanıyor. Peki, onlarda İslam'ın bir bakiyesi, bir esası, böyle güzelle vesile oluyor. Biz neyiz? Bizim gündemimizi İslam tayin etmiyor ki. Hı -hı. Bakıyorsun İslam dünyasında üçlü bir saldırı var. Bir cephede müsteşrikler, bir cephede emperyalizma, başka bir cephede misyonerler var. Üç koldan farklı arenalarda bize hücum etmişler. Yani onların içeride adamları var. Gönüllü işbirlikçileri var. Ya da ödüllü adamları var. Onlarla bir gündem tayin ediyorlar. Müslüman bakıyorsun Ramazan gününde oruç tutuyoruz. Neden oruç tutuyoruz? Allah Teala milyonları olanı diyor ki bak sen imsaktan iftara kadar aç kalacaksın. Suriye'nin kuzeyinde o çadırlarda kadın beş tane yetim yavruyla beraber orada bir hayat mücadelesi veriyor. Ekmek götüremiyor yavrularına. Çalışma imkanı yok. Eşini kaybetmiş. O çocukların halini anla. O annenin halini anla. Sakın ha sadaka verme noktasında gevşeklik gösterme. Ve fi emvalihim hakku lisaili mahrum. Yani o çocukların senin malında fukaranın hakkı var. Peki bunu düşünüyor. Aç kalarak fakirin halini anlayacak. Ama bunu anlamasın diye Ramazan gününde bir gündem oluşturuyorlar. Bir kalkıyor teravih var mıydı yok muydu diye. <laughs> Öteki başka bir zaviyeden İslami bir tartışma alanı açıyor. Belki sünnete saldırıyor. Öteki ayet-i kerime tarihsel diyor, Müslüman Ramazan ayının bereketinden istifade etmesin, ümmetin halini anlamasın, Müslümanlar kucaklaşamasın diye suni gündem oluşturuyorlar. Evet. Zehir ediyorlar bize. Yani bugün de biz fikirde, sanatta, harekette, hayatın bütün cephelerinde sadece İslam diyen, o kurmayları çıkaramadık ki. Bugün bizim İslam camıya baktığınız zaman gazetelere bakın, mecmualara bakın. Onların başlarında namaz kılan genel yayın yönetmeni vardır. Peki o gazeteleri okuyup işte Yeni Akit gibi, Milli Gazete gibi birkaç gazeteyi istisna edelim. Onun dışındakilere bakın şimdi. O gazeteyi okuyup da bir delikanlı namaza başlar mı? O gazeteyi okuyup benim ümmeti kurtarma diye bir vazifem var. Evet ben hukuk okuyayım, siyasal okuyayım, iktisat okuyayım. Ama benim asıl vazifem Allah Teala kul olmak, Kur'an-ı Hakim'in hakim olduğu bir dünyayı inşa etmek, burada emir eri fikir eri olmak. Bunu nereden öğrenecek? Okuduğu gazeteden, mecmadan, kitaptan, anfiden, kürsüden vesaireden. Fakat biz Kur'an-ı Hakim'in ufkuna, eğer o kardeşlerimizi taşıyamazsak o zaman başkalarının ufkunda onlar kimliklerini inşa edecekler. Orada da bitmeyen bir kavganın içine çekilecekler. Onun için Allah Teala وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Yani dünya bir kuyu. Siz de o kuyunun içine atılmış Yusuflarsanız, ...bu kuyudan çıkmanın yolu... ...habli metin olan... ...sağlam bir ip olan... ...Allah Teala'nın kitabına sarılmak. Hmm. Yani evinde sarılacak... ...cemiyette... ...onu hayata tatbik edeceksin. Kurtuluş bu. Kur'an'a göre... ...sünnete göre... ...sünnet seniyeye göre... ...bir gündem inşa edebilmek. Ama benim kitabımda olacak... ...mecmuamda olacak... ...dergimde olacak... ...yani hayatımın her noktasında olacak ki... ...ilkokuldaki ortaokuldaki lisedeki kardeşim oradan Kur'an'ın gölgesinde bir hayata yürümüş olacak. Orada gündemin ne olduğunu anlayacak. Yani bizim dünyamızı bugün hala başkaları kuruyor. Hmm. Sömürülüyoruz ama bu sömürünün farkında değiliz. En büyük bela da bu işte. Yani bir adam hasta, hastalığını bilmiyor. Uyuyor ama uykuda olduğundan haberi yok. Onun için bu ümmeti Allah'ın inayetiyle bütün bu tuzakları gören, onların gündemine mahkum olmayan, Kur'an-ı Hakim esaslarını beyandan vaz.